Dostlar, 2. Abdülhamit ölümünün yıl dönümünde anılıyor. 30 küsur yıl Osmanlı İmparatorluğu'nu idare etmiş ve bugün hala kullandığımız pek çok yapının banisi Ulu Hakan Abdülhamit Han. İşte bir Fransız mühendis tarafından Karaköy'den Beyoğlu'na çıkan tünel teklif ediliyor. Hemen diyor, paralar sayılıyor, yapılıyor. İlk denizaltı onun zamanında geliyor. Darül Acize onun zamanında kuruluyor. Bir sürü Hicaz demiryolu onun zamanında yapılıyor. Yani Abdülhamit kelimelerle anlatılacak bir adam değil. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir padişah. Tabii Türkiye'de nankörde bol. Darül Acize'nin duvarlarında Abdülhamid'in resmi, büyük posteri asılıydı. Perincekçi kardeşlerimiz geldiler. Bir zamanlar onun posterini yumurta yağmuruna tuttular. Evet, biz nankörüz, biz nankörüz, biz nankörüz. Başka bunun izahı var mı? Yani bir adam Abdülhamid'e nasıl düşmanlık yapar? Efendim, Abdülhamit ile ilgili bir hatırayı paylaşmak istiyorum. İmparatorluğun belki de yıkılmasını geciktiren bir padişah. Taze kan oluyor imparatorluğa Abdülhamit. Şimdi Teşkilat-ı Mahsusa'nın başı her gün İmparatorluğun dört bir tarafından gelen gizli bilgileri Abdülhamid'e aktarıyor günlük olarak. Aktarıyor, en sonunda diyor ki hünkârım, bir de bir vatandaşımızdan bir mektup gelmiş size. Hani onu ben en sona sakladım diyor. Abdülhamid mektubu alıyor, bir okuyor. Derhal kükrüyor. Diyor ki bu mektup en önce bana gelmeliydi. Niye geciktirdin? Öteki getirdiğim bilgilerden daha önemli bu. Hünkârım ne bu? Beyazıt'tan bir vatandaş Abdülhamid'e mektup yazıyor. Diyor ki eşim çocuk dünyaya getirecek. Durumumda müsait değil. Yardımını rica ediyorum. Yani bir hanım doktor istiyor. Düşünebiliyor musunuz? Üç kıtada at koşturan bir imparatora bir vatandaş mektup yazıyor. Abdülhamit hemen başhekimini çağırıyor. Diyor ki bir hanım doktor al, derhal Beyazıt'a git, şu adreste bir vatandaşımızın eşi çocuk dünyaya getirecekmiş. Sağlıklı, sıhhatli o doğumu gerçekleştirin. Gidiyorlar. Dönüşte de diyor, beni haberdar et. Başhekim, doğum gerçekleşiyor. Gece saat 2'de geliyor, bakıyor ki sarayın lambaları yanıyor, Abdülhamit balkonda. Hünkârım, sağlıklı bir doğum gerçekleştirdik. Bir erkek evladı dünyaya geldi. Bu kardeşimizin bir erkek evladı dünyaya geldi ve adını da Abdülhamit koydu. Ya bu nasıl bir merhamet, nasıl bir vicdan? Abdülhamit diyor ki, tamam, şimdi rahat olarak uyuyabilirim. Şimdi rahat olarak uyuyabilirim. Gece 2'ye kadar sonucu bekliyor. O kadar işin arasında. Merhamet, şefkat abidesi bir insan. Ulu Hakan Abdülhamit Han. Ama bizdeki nankörler
II. Mahmud'un türbesinin olduğu yerde, Çemberlitaş'ta Abdülhamid'in türbesi vardı. Milli Türk Talebi Birliği olarak 1975-76'lar-77'ler ikide bir de gideriz. Abdülhamid, II. Abdülhamid türbesi. Şu kadar bir tabela koyacağız. Bu tabelaya tahammül edemiyordu bu hainler, bu alçaklar. Bu tabelaya tahammül edemiyorlardı. Biz çakarız, etrafımız polis çevrili, sonra polisler tabelayı sökerler. Niye? Avrupa Kızıl Sultan diyor ya, Kızıl Sultan Abdülhamid. Yahu Avrupa Kızıl Sultan diyorsa bu işte bir hikmet var diyecek. İçinizde bir tane akıllı adam yok mu be mübarekler ya? Evet, Ulu Hakan Abdülhamid Han bir gün devran dönüyor. 1993 yılı, daha özel radyolar, televizyonlar kurulmamış. Kadıköy'de bir kuryemişin önünden geçiyorum bir yaz günü. Türkçe bir program, bir radyo. Abdülhamid'i methediyor. Allah Allah. Dedim ki herhalde Tahran Radyosu'nun Türkçe bölümü. Yani bizim radyomuz methetmezdi o güne kadar. İçeriye girdim, kuryemişçiye dedim ki ne istiyorsunuz dedim. 5 dakika şunu dinleyeyim dedim. Adam kovmadı beni, iyi. 5 dakika dinledim. 5 dakika Abdülhamid'i göklere çıkarıyor program. 5 dakika sonra program bitti. Ne dedi biliyor musunuz? Genelkurmay tarafından hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri saatini dinlediniz dedi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bina göçtü, altında kaldım sanki. Bizim Genelkurmay Abdülhamid'i öven program hazırlıyor. Köprülerin altından nasıl sular akmış? Abdülhamid'i öven program hazırlıyor. Efendim, bunun bir başka benzeri de mesela meşhur bir kitapta Kazım Karabekir'e hain diyor birisi ve şimdi bizim Genelkurmayımız Kazım Karabekir, Kurtuluş Savaşı'nın ünlü komutanlarından Kazım Karabekir'i anma programları yapıyor bizim Genelkurmayımız. Ne günlerden ne günlere geliyoruz. Evet, hepinize Abdülhamid'i yakından tanıma, sevme, evlatlarımıza sevdirme duasıyla.